Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ahmet, yepyeni bir videoda karşınızdayım. Bu videoda Xiaomi Mi Mix 3'ün kutu açılımını yapacağım. Bu elimde görmüş olduğunuz kutu Xiaomi Mi Mix 3'ün kutusu arkadaşlar. Mi Mix 3 bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde tanıtıldı. Tanıtılmasının üzerinden yaklaşık 10 gün geçti ve şu an gördüğünüz gibi kutusu elimde. Bu videoda bu cihazın kutusunu açıp ilk izlenimini yapacağız. Bu videoda katkılarından dolayı Turan CSM'e teşekkür ediyorum. Eğer siz de Xiaomi Mi Mix 3'ü satın almak isterseniz açıklama kısmında tüm detayları vereceğim arkadaşlar. Oraya bakabilirsiniz. Bu videoda dediğim gibi önce telefonun kutu açılımını yapacağız, sonra işte kutu içeriğine bakacağız ve ilk izlenimini yapacağız. Telefonla ilgili bazı bahsetmek istediğim detaylar var, bunlardan bahsedeceğim. Ve sonrasında bu cihaz için daha detaylı bir inceleme videosu da gelecek arkadaşlar. O videoda yakın zamanda kanalda olur. Bu Xiaomi Mi Mix 3 modeli gerçekten çok fazla merak ediliyor. Bunun sebebi de telefonun neredeyse çerçevesi olması ve ön kamerasının kaydırarak açılması. Yani telefonla ilgili en çok merak edilen konulardan bir tanesi tasarım. Zaten kutu açılım videosunda daha çok telefonun tasarımına bakmış olacağız. Sonrasında da inceleme videosunun diğer detaylardan bahsedeceğim. Şimdi isterseniz sizleri daha fazla beklemeden videoya geçelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Xiaomi Mi Mix 3'ün kutusu şu anda masada. Kutu çok sade bir kutu ama büyük bir kutu. Xiaomi Mi Mix serisinin diğer cihazları da bu şekilde büyük kutularda geliyordu. Bir de onun haricinde Xiaomi Mi 8 Explorer Edition modeli de buna benzer bir kutuyla birlikte gelmişti. Ama Xiaomi'nin diğer modelleri daha küçük kutularda, normal boyutlarda kutularda geliyor. Mesela Mi 8'in kutusunu gösterecek olursam bu şekilde. Ama Mi Mix serisi Xiaomi'nin daha premium telefonlarının olduğu bir seri. Bu yüzden Mi Mix serisindeki cihazlar bu şekilde daha büyük özel kutularda birlikte geliyor. Kutunun tasarımına biraz bakalım diyeceğim ama kutu zaten düz siyah bir kutu, çok da bahsedecek bir şey yok. Üzerinde bir Mix logosunu görüyoruz, yani Mix yazısını görüyoruz. Yan taraflarında da bir şey yok. Arka tarafına bakacak olursak, kutunun arka tarafına baktığımızda orada da pek bir yazı yok. Sadece sağ altta bir sticker bulunuyor. Burada da cihazın modelini yazmışlar ve 8 GB RAM, 128 GB hafızaya sahip olduğunu belirtmişler. Evet arkadaşlar, kutunun tasarımıyla yani dış görünüşüyle ilgili bahsedebileceklerim bu kadar. Zaten dış görünüşüyle ilgili çok da bahsedecek bir şey yok. Şimdi artık kutuyu açabiliriz arkadaşlar. Evet, kutunun kapağını kaldırdığımız zaman telefon bizleri en üstte karşılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Xiaomi Mi Mix 3 üzerinde hala sticker ile birlikte duruyor. Şurada telefonu kaldırmak için bir yer yapmışlar. Buradan telefonumuzu kaldıralım. Gördüğünüz gibi Xiaomi Mi Mix 3. Gördüğünüz gibi Xiaomi Mi Mix 3. Gördüğünüz gibi telefonun üst tarafında bir ön kamera yok. Ön kamerayı açmak isterseniz bu şekilde telefonu kaydırdığınız zaman üstte ön kamera çıkıyor. Ön kameranın da jelatini var. Dediğim gibi bunları birazdan çıkartacağız. Ve telefonla ilgili diğer detaylara geçmeden önce şimdi isterseniz kutu içeriğine bakalım. Evet, bu en üstteki bölmeyi buradan kaldırıyoruz. Yani burası kalın, sanki böyle içinde bir şey varmış gibi ama bunun içinde başka bir şey yok arkadaşlar. Bunu kenara bırakabiliriz. Evet, şimdi de kutuda karşımıza böyle bir kağıt çıktı arkadaşlar. Burada da bazı yazılar bulunuyor. Burada Xiaomi'nin CEO'su Lei Yun'un imzası var. Üzerinde bazı yazılar bulunuyor. Hem Çince hem İngilizce, iki dilde de yazmışlar. Evet, o kağıdı da kenara bıraktık ve artık kutu içeriğine bakabiliriz. Burada şarj adaptörü ve kablomuzu görüyorsunuz. Bunlar zaten klasik ama burada farklı bir şey daha var. Bundan bahsedeceğim. Bu şarj kablosu normal tüm Xiaomi telefonların yanında gelen Type-C şarj kablosu arkadaşlar. Bunun çok fazla bahsedilecek bir şey yok. Adaptöre bakacak olursak, o da yine diğer Xiaomi telefonlarla birlikte gelen hızlı şarjı destekleyen bir adaptör arkadaşlar. Bu telefon Çin'den alınmış olduğu için yanından gelen adaptör de Çin prizlerine uyumlu. Bunu Türkiye'de kullanmak için bir tane dönüştürücü gerekiyor. Evet, adaptörü de yerine bıraktık ve burada kutuda en çok dikkat çeken şeye geldik. Gördüğünüz gibi burada kutunun içinde bir tane kablosuz şarj pedi bulunuyor. Xiaomi'nin önceki telefonlarının hiçbirinde bu kablosuz şarjı görmemiştik. Ama Mi Mix 3 kablosuz şarjı destekliyor ve yanından Xiaomi'nin kablosuz şarj aleti geliyor. Mi Mix serisinin önceki modellerinin bazıları sanırım kablosuz şarjı destekliyordu. O konuda tam bir bilgim yok ama mesela Mi 8 modeli falan kablosuz şarjı desteklemiyordu. Ama bu yeni tanıtılan Mi Mix 3 modeli hem kablosuz şarjı destekliyor hem de kutunun içerisinden bir tane kablosuz şarj aleti çıkıyor. Bu gerçekten çok güzel bir detay. Telefonların çok daha pahalıya satan markalar bile kablosuz şarj aletini falan ayrı satıyor. Ama Xiaomi cihazların hem uygun fiyata satmasına rağmen kutunun içerisinden kablosuz şarj aletinin çıkması bence gerçekten çok güzel bir şey. Bu kablosuz şarj aletini Xiaomi yakın bir süre önce tanıtmıştı ve bunu ayrı olarak satın almak istediğinizde de yine çok uygun bir fiyata sahip. Tanıtıldığında 10 dolarlık bir fiyat etiketine sahipti. Yani şu an almak isterseniz 55 lira falan yapıyor Türk lirasıyla. Xiaomi ilk tanıttığında işte Xiaomi'nin telefonlarında kablosuz şarj özelliği yok, bunu ne için yaptı falan demişlerdi. Ama Mi Mix 3'ün kutu içeriğinden çıkması neden tanıtıldığında açıklıyor. Ve bunu artık isterseniz kenara bırakalım ve kutu içeriğinden çıkan diğer şeylere bakmaya devam edelim. Evet, bu kablosuz şarj aletinin olduğu bölümü kaldıracağız. Evet, bu kablosuz şarjın olduğu yeri kaldırdık ve burası da gördüğünüz gibi açılıyor ve buranın içinden telefonun kılıfı çıkıyor.
telefonun kılıfıyla birlikte bir tane 3.5 mm'den Type-C'ye dönüştürücü, bir tane de SIM kart iğnesi çıkıyor. Bunlar zaten tüm telefonlarda olan detaylar. Bunları geçelim. Burada bazı kılıflar bulunuyor. Bunlar da işte kullanma kılavuzu falan. Ve şimdi kılıfa gelelim. Bu kılıf Xiaomi'nin diğer telefonlarında olduğu gibi silikon bir kılıf değil arkadaşlar. Bu kılıf silikon bir kılıf değil, sert bir kılıf arkadaşlar. Ve bunun diğer telefonlara göre bazı farkları bulunuyor. Bu farklardan en önemlisi de kılıfın altı yok. Bunun sebebi de telefonu bu şekilde kaydırdığınız zaman kılıf bu kaydırma hareketine engel olmasın diye bu şekilde daha özel bir kılıf yapmışlar arkadaşlar. Kılıfın arkasına baktığımız zaman normal düz siyah renginde ve alt tarafta Mix by Xiaomi yazısını görüyoruz. Telefonda olan logonun aynısı. Bu arada şu an bendeki telefon siyah renginde. Bu telefonun işte yeşil, mavi gibi farklı renkleri daha var ama şu an bendeki model siyah renkte. Evet arkadaşlar, kutu içeriğimiz bu şekilde. Şimdi isterseniz şu kılıfı da çıkartalım ve artık telefonumuzu başlatalım. Ve şimdi isterseniz telefonu açmadan önce telefonun üzerindeki jelatinleri çıkartalım. Evet arkadaşlar, telefonun üzerindeki bütün jelatinleri çıkarttım. Telefonun hem önü hem de arkası bu şekilde. Telefonun arka tarafında Mix by Xiaomi yazısını görüyoruz. Onun üst tarafında ise parmak izi okuyucusunu görüyoruz. Aslında böyle premium bir telefon modelinde ekran altı parmak izi okuyucusu olsa daha güzel olurmuş ama yapacak bir şey yok. Parmak izini arkaya koymuşlar. Ve sol üst köşede de dikey olarak konumlandırılmış shift kamerayı görüyoruz. Telefonun sağ yanına baktığımızda burada ses açma, kapama ve kilit tuşlarını görüyoruz. Diğer tarafa baktığımız zaman da burada ekstra bir tuş görüyoruz. Bu tuşun işlevi ne diye soracak olursanız, bu tuşa tıkladığınız zaman Xiaomi'nin asistanı açılıyor. Ki bence pek gerekli bir tuş değilmiş. Çünkü yanlışlıkla böyle bastığınız zaman falan biraz sinir bozucu olabiliyor. Çünkü aynı kilit tuş gibi hep elinizin olduğu yerde yanlışlıkla basma ihtimaliniz yüksek. Ve şu an asistan sadece Çince'de çalışıyor. Tabii Çin ROM olduğu için büyük ihtimalle bu şekilde ama global ROM geldiği zaman büyük ihtimal İngilizce desteğiyle gelir. Ama bunun için ekstradan bir tuş koymaya gerek var mıydı onu bilmiyorum. Evet, telefonun alt tarafına baktığımız gibi telefon böyle iki ayrı parça gibi gözüküyor. Çünkü bu ekranla arka kapak birbirinden ayrılabiliyor. Bunun sebebi de işte ön kameranın açılması. Telefonun üstüne baktığımızda burada da aynı şekilde ayrılmış iki parçayı görüyoruz. Ve buradan ön kameramız çıkıyor ve tekrar yerine geliyor. Ve şimdi isterseniz artık telefonumuzu başlatalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Mi logosundan sonra şimdi Mix logosunu gördük. Evet arkadaşlar, ben telefonun bütün kurulumlarını yaptım, oraları geçtim. Şimdi gördüğünüz gibi telefonumuz açık bir şekilde. Telefona ilk başta karşıdan baktığımızda en çok dikkat çeken şey telefonun çerçevesinin olmaması. Yani çok ince çerçevelerin olması, ön kameranın bulunmaması. Telefonun ön kamerasını açmak istediğimizde ekranı şu şekilde aşağı kaydırıyoruz ve ön kamera çıkıyor. Ve otomatik olarak da ön kamera açılıyor. Şu üzerindeki jelatini kaldırayım. Gördüğünüz gibi ön kameramız geldi. Bunu tekrar kapattığımız zaman da ön kameradan çıkıyor arkadaşlar. Şimdi benim telefonla ilgili göstermek istediğim birkaç tane detay var. Bunlardan bir tanesi yüz tanıma sistemi. Telefonun ayarlarına girdiğimizde buradan kendi yüzümüzü ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Yüzümüzü ekledikten sonra da telefonu yüzümüzle açabiliyoruz. Tabii yüz kilidini koymadan önce telefona normal bir şifre koymamız gerekiyor. Evet, telefonun şifresini koydum ve yüzümüzü tanıtmadan önce telefon bize bir uyarı yapıyor. Yüz tanıma sisteminin diğer şifreler kadar güvenli olmadığını söylüyor. Yani yüz tanımanın size benzer kişiler veya size benzer objeler tarafından açılabileceğini söylüyor. Şimdi ileri diyelim. Ve burada yüzümüzü tanımak için kamera yaşıyor ama bunun için tabii ekranı kaydırmamız gerekiyor. Evet, ben yüzümü kaydettim, tam böyle güzel bir fotoğraf olmadı ama yüzümü tanıyacaktır diye düşünüyorum. Telefonu şekilde kilitleyelim. Tuşa basmamıza gerek yok arkadaşlar. Şu hareketi yaptığımız zaman benim yüzümü görüyor ve açıyor. Şöyle göstereyim. Telefon kilitli. Beni gördü ve açtı. Beni görmediği zaman kilit ekranı geliyor ama gördüğü anda da kilidi açıyor arkadaşlar. Gerçekten bayağı hızlı. Telefonun kilidi açıkken de bu hareketi yaptığınız zaman sizi direkt hemen ön kameraya götürüyor. Şimdi bu telefonun yüz tanımasını gösterdik. Bir de kameraya bahsedebileceğim detaylar var. Bunlardan ilki ön kameradaki portre modu. Yani bildiğiniz gibi Xiaomi Mi 8'de portre çektiğiniz fotoğrafların bulanıklık ayarını yapabiliyordunuz. Onun haricinde farklı böyle siyah beyaz efektleri falan verebiliyordunuz. Aynı iPhone 10'daki gibi, yani iPhone X'teki gibi. Geçtiğimiz günlerde gelen bir güncelleme ile bu özelliği ön kamerada getirdiler Xiaomi Mi 8'de. Ve bu Mi Mix 3 direkt MIUI 10 sürümüyle birlikte geldiği için bu özellik ön kamerasında da bulunuyor. Hemen sizlere bunu göstereyim. Telefonun ön kamerasıyla bu şekilde portre bir fotoğraf çektim arkadaşlar. Fotoğrafı göstereyim, gayet kaliteli. Zaten 24 megapiksellik ön kamerası bulunuyor. Hatta çift ön kamerası bulunuyor. Evet, bu bölümde sağda Studio Lightning yazan yere tıkladıktan sonra bu efektleri seçerek fotoğrafınıza gerçekten güzel
filtreler verebilirsiniz arkadaşlar. Aynı iPhone 10'daki gibi. Tabii arka kameradaki portrede bu biraz daha iyi çalışıyor ama ön kamerada bazen saçlarda falan sıkıntılar olabiliyor. Yani temel olarak güzel, aslında fotoğraf gayet güzel ama tek sıkıntısı saçları tam olarak ayırt edemiyor. Mesela saçın arkasındaki beyazlığı da almış. O biraz sıkıntı ama onun haricinde gerçekten güzel fotoğraflar oluşturabiliyor. Şimdi kameraya ilgili bahsetmek istediğim başka detaylar da bulunuyor. Bu telefonun gece çekimiyle ilgili iyileştirmeler yapıldığı söyleniyordu. Ve bunun için de kameraya bir tane gece modu eklemişler. Burada gördüğünüz gibi night yazıyor. Buna geldiğimiz zaman normalde fotoğrafı bir anda çekiyor ama gece modunu aldığınızda işte fotoğrafı 1-2 saniyede çekiyor. Mesela şu şekilde fotoğraf çekeyim. Ve bu şekilde bir fotoğraf oldu. Sol altta zaten Shoto Mi Mix 3 dual kamera yazısını görüyoruz. Bunun farkı şu an belli olmuyor ama gece fotoğraf çektiğimizde gerçekten belli oluyor. Ve ben dün gece bu modu denemiştim. Şu an size onun farkını göstermek için. Bu normal modda çekildi arkadaşlar. Gece moduyla değil, gece çekilmiş normal bir fotoğraf. Bu da gece moduyla çekilmiş bir fotoğraf arkadaşlar. Aradaki bariz farkı görebiliyorsunuz. Burada böyle renkler daha canlı, ne olduğu daha çok belli oluyor ama normal moda aldığımız zaman biraz daha kalitesiz, kötü bir fotoğraf olduğunu görüyoruz. Yani telefonun gece modu güzel çalışıyor arkadaşlar. Xiaomi Mi Mix 3'ün kamera yazılımının iyileştirildiği söyleniyordu. Bu iyileştirilmiş olan kamera yazılımı Mi 8 ve Mi Mix 2 S'de getirilecekti. Öyle bir haber çıkmıştı geçtiğimiz günlerde. Hala gelmedi ama bekliyoruz. Yakında bu Mi Mix 3'teki kamera yazılımı Mi 8 ve Mi Mix 2 S'de gelecek. Yani bu gece modu falan büyük ihtimal Xiaomi Mi 8'de de olacak. Bu arada telefonun çerçevesi olarak nasıl durduğunu merak ediyorsanız isterseniz Xiaomi Mi 8 ile bir karşılaştıralım. İki telefon da bu şekilde duruyor arkadaşlar. Mi Mix 3 gördüğünüz gibi Xiaomi Mi 8'e göre daha güzel duruyor yani. Çerçevesi olduğu için tabii Mi 8'deki çentik biraz işi bozuyor ama yine iki telefon da güzel duruyor. Evet arkadaşlar, telefonla ilgili söyleyebileceklerim bu kadar. Telefon gerçekten çok güzel bir tasarıma sahip. Gördüğünüz gibi neredeyse telefonun çerçevesi yok. Ön kamerayı da şu şekilde kaydırarak açabiliyorsunuz ve bunu tek elle çok kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bu telefon genel performans anlamında, kamera anlamında gerçekten çok başarılı bir telefon. Hatta şu an Xiaomi'nin en iyi telefonu diyebilirim. Bu telefonla ilgili daha detaylı inceleme videosu da yakında kanalda olacak arkadaşlar. Bu videomuzda artık böyle sonuna girebiliriz. Bu videoda katkılarından dolayı Turan CSM'e tekrardan teşekkür ediyorum. Eğer size bu cihazı satın almak isterseniz açıklama kısmında linkini vereceğim. O linkten gidip cihazla ilgili daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Fiyat bilgisi, stok bilgisi falan. Ve oradan satın alabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoyu da böyle bitirelim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.